Herkese selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Biz bugün Cusco'dan ayrılıyoruz. Buraya bir saat uzaklıkta Kalka diye bir köy varmış. Oraya gideceğiz. Şimdi otobüs durağına gidiyoruz. Ama karnımız çok aç. Buranın sokak kahvaltıları var. Onlardan bulursak bir kahvaltı yapacağız. Daha sonra otobüse bineceğiz ve köye gideceğiz. Ararken böyle ablamızı bulduk. Bizim poğaçalar gibi ama milföyle yapılmış. Si. Arasına salata da koyuyor. Bir sol. Bunun fiyatı. Karnımızı böyle doyuralım bugün. Gracias. Şimdi kahvaltımızı da yaptık. Otobüs durağına gidelim. Yolculuğumuz başlayacak köye doğru. Yolda yine kankalarımla karşılaştım. Allah'ım şunların güzelliğine ya. Çok tatlılar ya. Önden de gidiyor büyükleri. Tabii ki de anahtarlığını almadan olmazdı. Çok seviyorum bunları. Şimdi otobüsün kalktığı yere geldik de burası normal otogar değil. Köy dolmuşlarının kalktığı bir yer. Abimiz bağırıyordu böyle zaten kalka kalka diye. Kalka diye bir köye gidiyoruz şimdi. Otobüsün ücreti 5 sol 10 TL. Bir saat falan sürecek. Elveda Cusco. Bir daha gelirim ya. Ama ne zaman belli olmaz. Şimdi Ant Dağları'nın arasında bir Kalka köyüne geldik. İndik şimdi. Hostele gideceğiz. Sonra da bu köyü keşfetmeye başlarız. Çantamızı alalım. Oba. Señor, gracias. Bayağı değişik yollardan geldik ama ya size şunu söylemeliyim. Mükemmel ya. Ben bu dağ manzaraları eşsiz ya, çok güzel. Şimdi hostele gidelim. Köyün yukarıdan görünümü haritalarda sokaklar böyle kare kare. Yani dümdüz yollar böyle kare kare olmuş. Ya küçük ve güzel bir köy. Bir şey bulabilir miyiz? Bakacağız. Dolanalım. Kafa dinleriz burada. Sakin. Böyle güzel park da var. Şimdi size Peru'nun ara sokaklarında bir taş fırını göstereceğim. Abimin fırın küreği de bayağı maşallah var. Güzel ekmekler yapıyor. İçeride ekmekler var. Taş fırın. Orada küçük ekmekler de var. Bir de empanada yapmış. Taş fırında pişince efsane bir şey olmuş. Birer tane yedik. Burada da böyle bayağı üretim yeri gibi. Yani çok fazla yapıyorlar. Zaten pazarda, sokakta, her yerde bu küçük ekmeklerden görebilirsiniz. 5 tanesi bir sole falan satıyorlar o küçüğü. Şu içerideki büyük ekmeklerde 3 solmuş. 6 TL. Lezzetli. Kalka kasabasından günaydın. 3 gündür buradayım. Video çekmedim, dinlendim. Çünkü bu köy öyle bir yer ki kafa dinlemeye birebir. Zaten çekecek, gösterecek çok fazla bir şey yok. Ama yine de size buraları göstermek istiyorum. Ya burası Cusco'nun kenarında. Bir saat uzaklıkta bir kasaba. Dağların arasında. Buraya yakın 15'er dakika uzaklıkta birkaç kasaba daha var. Yani oralara gidip gelebiliyorsunuz. Orası da burayla aynı sayılır zaten. Burada da yani köy küçük. Şirin, sessiz, sakin, kafa dinleyebiliyorsunuz. Şimdi pazara gidiyorum. Bir kahvaltı yapacağım. Onun haricinde sizlere pazardaki birkaç fiyattan bahsetmek istiyorum. Çünkü burası köy olduğu için fiyatlar ekstra daha ucuz. Siz de görünce zaten şaşıracaksınız. Şimdi pazara gidelim.
birkaç pazarı gezelim. Sonra köyün birkaç yerini de göstereceğim size. Böyle bir video olmuş olsun bu da. Şimdi pazarın olduğu yere geldim. Burası köyün ihtiyacını karşılayan en temel yer. Genelde herkes alışverişini buradan yapıyor. Ne ararsanız var burada. Et ürünlerinden tutun, süt ürünlerinden tutun, normal sebze, meyve. Burada da kıyafet, ayakkabı falan. Her şey var. Şimdi sebzeler de çok ucuz, meyveler de. Onun haricinde et, tavuk ürünleri. Onlar da aşırı ucuz. Onlara da bakacağız. Bir iki sebze meyveden bahsedelim. Ablamızın birine soralım. Mesela soğan. Quanto costa uno kilogram? Dos soles. Dos soles kilo. Kilosu 4 lira soğanın. Esa? 3 TL kilosu. Domata? 3,5-4 sol, yani domates biraz pahalı. 7-8 lira kilosu. Her şey var. Brokoli falan aldık. Brokoli, havuç haşlıyorduk, yoğurtluyorduk falan. Yoğurt bulduk dün. Bizim yoğurda tam olarak benzemese de yani yine bir benzerliği vardı. Sarımsaklayıp böyle şey yapınca, brokoli, havuç, o şekilde güzel oldu yoğurt. Yoğurdu da kaça aldık? 1 kiloydu galiba. 12 TL falandı. Onlar çünkü burada zor bulunuyor. Ama brokoli falan 3 TL, 2 TL değişiyor. Çilek gördüm. Hola. 1 kilogram quanto cuesta? 6. 6. Ama bunun kilosunu, yani 6 sol 10 liraya da var, 8 liraya da bulursunuz. Her türlü bütçeye göre var. Şimdi size etlerden bahsedeceğim. Çünkü etler aşırı ucuz. Ben yani bu kadar ucuzunu fazla görmemiştim. 2-3 gündür hep et yiyoruz. Şimdi fiyatları duyunca siz de neden et yediğimizi anlayacaksınız. Hele ki iki kişi falan bölüşünce acayip ucuza geliyor kişi başına. Genelde hep buradan alıyoruz. Burası diğerlerine göre biraz daha hijyenik, iyi gibi. Şöyle bahsedeyim, ondan kalmamış. Bunun daha değişik bir pirzolası vardı. O pirzolanın kilosu 25 TL. Burada biftek vardı. Biftekler de kilosu 20 sol, yani 40 TL idi. Ama o saf et. Kıyma da 25-24 TL kilosu. O civarda. Yani bunların hepsi dana et arkadaşlar. Yani etler aşırı ucuz burada köyde. Ben anlam veremedim. Herkes de dolu dolu et yiyor. Hatta şurada arka tarafta et tavuk reyonu var. Şimdi burası biraz daha şey, oraya göre hijyenik bulmayabilirsiniz. Ben de onun için oradan, kasap gibi yerden alıyorum. Böyle açıkta etler. Hola. Uno kilo quanto cuesta? 14. Burada da 14 böyle alırsan kilosu, yani 28 lira. YouTube. Burada da yine şeyleri ayırıyorlar. Ne? Kaburga. Kurumuşlar var. Tavuğu sormadık bile. Tavuğun fiyatını da merak ediyorum. Bir de tavuğu öğreneceğim. Ortaya kocaman danayı yatırmışlar. Onu şeyle falan kesiyorlar. Bıçkıyla, satırla girişiyorlar. Burada da bir bacak var. Oradan
Tavuğu bulsak, tavuk neredeydi? Ha, tavuk burada. Teyzemde tavuk var. Teyzemden tavuk fiyatını öğrendim. Oo, tavukların üstüne dezenfektan ısıttı valla. Uno kilogram, cuánto cuesta? Kilo 13.50. 13.50? 13 yani 26 falan. Etle tavuk aynı sayılır. Etle tavuk aynı. Üstüne dezenfektan sıktı ya. Burada çok güzel peynirler var. Değişik değişik. Ama peynirler biraz pahalı. Şunlar tereyağı. Çok ucuz ya. Yarım kilo tereyağı 8-10 TL. Yarım kilo tereyağı. Balıklar var. Hola señor. Uno kilogram cuánto cuesta? Kilo 15. 15? 15 soles. Kilosu 15 sol 30 lira. También. Bu da aynı. İşte kuru yemişler var. Kuru yemişler bayağı güzel ama bize göre ucuz. Ama bana göre kuru yemiş biraz pahalı oluyor tabii ki. Ama yemek de gerekiyor. Baharatçılar, kuru yemişçiler. Her şey var. O ne ya? Böyle küçük poşetlere de koyuyorlar. İşte böyle küçük market de var. Köyün zaten %70'i evinin altında bakkal var. Küçük küçük bakkallar kurmuşlar. Ve içeriye de girmiyorsunuz. Kapının önüne içeriye bakıp ne istediğinizi söyleyip alıyorsunuz. Yani köyde böyle bakkal türü çok fazla. Şimdi bir meydana doğru gidelim. Şurada ayakkabılar var ya. Ben onlara bakıyordum. Nerede daha iyiydi? Ayakkabılara. Çünkü o kadar yol gittik. Benim ayakkabı error verdi. Dağ tepe bayır çıkınca önden bir havalandırma açtı kendine. Neyse biraz daha idare edeceğiz. Burada soruyorum. Biraz pahalı ayakkabılar. Yani neye göre kime göre pahalı? Yani böyle normal çakma dışarıdan bir ayakkabılar 200 TL civarında burada. 200-250 arasında. Lima'da daha uygununu bulurum diye düşünüyorum. Daha sonra başka yerden bakacağız. Bir süre daha böyle havalandırmalı idare edeceğiz. Onun haricinde dışarıda böyle yemekler var. Tavukları kızartmışlar. Hola. Pollo papas. Single. Ha, sadece ikisi. Arroz. Arroz no? Si. Pilav da var. Patates de kendi patatesi güzel. 5 sol. Orada kızartıyor zaten. Vallahi nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz? Efsane. Bundan mı atıştırsam diye düşünüyorum. Yoksa değişik yemekler de var. Ben bundan alacağım bir tane ya. Bu teyzemden alacağım ben. Arroz, papas, pollo. Cinco. Okay, uno, por favor. Eso? No, no. No. ¿Queso? No. Ah, no, no, no. Makarna diyor ya. Makarna sevmiyorum. Piernita. Entre pierna. Eso. Mayonesa. Sí, mayonesa, ketchup.
Gracias. Çok sıcak patatesler, taze ya. Şimdi yemeği yedim. Size buranın sokaklarını da göstereceğim. Çünkü sokaklar hepsi birbirine benziyor. Zaten yukarıdan bakınca da böyle çizgi çizgi değişik bir köy. Orada da meyveci ablalarımız var. Muzu, mandalinası falan, ananası, onları satıyorlar. Burada da tavuğun bacakları dışarı çıkmış. Mandalina 5 tanesi 1 ya da kilosu 1, o civarda oluyordu. Mandalina quanto costa 1 kilogram? Kilo? 1 kilo. 1 kilo? 1.50. 1.50? 1.5'muş kilosu. Kilosu 1.5. Yeşil mandalina da var. Ananaslar da var, muzlar da var. Şimdi buradan şehrin bir merkezi var. Meydan, ilk gelmiştik ya, oraya doğru gideceğiz. Orada da birkaç bir şeyden bahsedeceğim size. Giderken de sokakları da görelim. Şu tuktuklar taksi yerine geçiyor. Selam veriyor. Her yerde, köyün her yerinde bundan var zaten. Ulaşımı bununla sağlıyorlar. Burası da köyün meydanı. Bomboş. Zaten fazla kimse yok köyde. Şurada bir bahçeli çiçekli meydan daha var. Onun haricinde şöyle küçük bir pazar daha yapmışlar buraya. Yine burada da herkes yemek yiyor. Genelde pazarlarda yemek yemek meşhur burada. Böyle bir parka daha çıkıyoruz buradan. Böyle küçük bir köy yani. Gösterecek fazla bir şey de yok. Ama size yine de köyün ucuzluğundan bahsetmek istedim. Her sokak böyle böyle gidiyor. Bir böyle, bir öyle, bir şöylesine falan. Kare şeklinde bir köy yapmışlar. Kenar taraflarda Pisak var. Şu tarafta bir köy daha var. Hatta cinli büyülü köy varmış orada. Şey diyorlar böyle, İspanyollar zamanında ilk geldiğinde, küçük orduyla geldiğinde cinlere karşı koyamamışlar. Sonra büyük orduyla gelmişler. Öyle almışlar köyü falan diye böyle bir rivayet falan var, anlatıyorlar. Bu arada kazak giydiğime bakmayın. Şu an biraz sıcak ama rüzgar esiyor. Ben yine de ne olur ne olmaz dedim, kazak giydim. Havalar iyi ama akşam aşırı soğuk oluyor. Geceleri falan. Böyle bir köy, meydan. Fazla da bir şeyi yok. Şimdi hostele gideceğim. Size bir de kaldığımız yeri göstereyim. Sonra da videoyu kapatırız. Evet, şimdi de hostele geldik. Burası 3-4 gündür kaldığım hostel. Gerçekten çok sakin, böyle bahçesinde. Nereye gitti bizim köpeciklerimiz? Onlara köpek de denmez de. Emilia! Emilia! Gel. Bu Emilio. Bu var ya, aslan parçası bu. 3-4 gündür buradayız. Kafa dinledik bayağı. Burayı Mert abi işletiyor. Türk hosteli burası. Kalka'da. Mert abi de orada. Abi bir şey demek ister misin? Ne diyelim? Gelirlerse uğrasınlar değil mi? Kalka'da. Ya gerçekten kafa dinlemek için güzel bir yer ya. Köy hem ucuz, bugün onu da bahsettim. Etler, sebzeler çok ucuz. Aynen. Hem de büyük, mutfak geniş, aynen. Her gün yemeğimizi de kendimiz yapıyoruz zaten mutfakta. Mutfağı da göstereyim size. Hostel bayağı güzel. Dağların arasında burası. Böyle oturma yerimiz var. Böyle de geniş bir mutfağımız var. Yukarıda da odamız var. Kalıyoruz. Siz de gelirseniz buraya uğrarsınız. Kafa dinlemek için. Yani Cusco'da çevresini gezerken o yorgunluğunu buraya gelip burada atlatabilirsiniz.
kafa dinlemelik güzel bir yer. Neyse işte bu videoda da size burayı, köyü göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.